Çünkü gençliğinden itibaren birçok vesileyle ifade ediyor. Mustafa ismini sevmiyor. Kemal ismini benimsiyor. İşte bu dil devriminin zirve yaptığı tarihlerde de nasıl mesela Yunan Apollo tanrısı aslında Türk ismi At olandır. Bozuldu Yunanlıların ağzında. Apollo oldu. İşte Athena başka bir şey, Zeus başka bir şey. Yani böyle Nazileri bile çileden çıkartıp Türkomanya, Türk manyaklığı, Türk hastalığı diye istihza etmelerine, isim takmalarına vardıracak uç noktalara ulaştığında bu dil devrimi, Atatürk diyor ki benim adım aslında Kemal de değil. Yani o güne kadar Kemal'le idare ediyor. Böyle iyice yani zirveye vardığında o konuda Kemal'den de vazgeçiyor. Benim adım Kamal. Kamal'la Arapça değil. Çünkü sonuçta Kemal de Arapça. Yani o da rahatsız edici bir şey. Kamal diyor kale demektir ve Öztürkçe bir kelimedir. Sonra 1937'ye kadar falan hatta bu La Turquie Kemalist bile değişiyor derginin adı bile. La Turquie Kamalist oluyor. Nüfus cüzdanına Kamal Atatürk olarak geçiyor. Bunun fotoğrafları, belgeleri mevcuttur birçok yerde. Ama vefatına kısa bir süre kala güneş dil teorisiyle beraber 180 derece çark edilirken tekrar Kamal'dan Kemal'e geri dönüyor. Ama Mustafa'yı almıyor. O hiç sevmemiş çünkü çocukluğundan itibaren.